açılış konuşmasını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı kürsüye arz ediyorum. Değerli hocalarım, değerli misafirler, öğrenci arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Pozitif psikoloji konusuna ilgi gösterilmesi, önem verilmesi aslında psikolojinin geleceğini yakalamaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biliyorsunuz psikoloji denildiği zaman hep patolojiyle uğraşan bir alan olarak görülüyor. İşte insanı anlamak ve sorunları düzeltmek, depresyonu varsa normale getirmek, psikotik tablo varsa onu normale getirmek, yani eksiği sıfıra getirmek olarak hep psikoloji anlaşılıyordu. Pozitif psikoloji denildiğinde genellikle ben şunu rastlıyorum, polyannacılık anlaşılıyor. Halbuki pozitif psikoloji polyannacılık değil. Yani eksiği sıfıra getiren psikolojinin bir ihmal edilmiş bir ayağı var. Yani kişiyi sıfırın üzerine çıkarmak, pozitif güçlendirme yapmak kişiye, bunun bilimsel tanımlamasını yapmak, metodolojisini yapmak olarak gecikmiş, ihmal edilmiş. İşte hümanistik psikoloji bunu doldurmaya çalışmış. Daha önce mesela psikiyatristlerin diplomalarında şu yazar: Ruh, diğer çocuk hekimlerinin ve ruh hekimlerinin diplomalarında ruh hastalıkları uzmanı diye yazmaz. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Sadece bu iki branşta böyle sağlıkla ilgilenmeyle ilgili tababet uzmanlık tüzüğü bir standart getirmiş. Bu demektir ki kişinin hasta olmaz, hastalarla ilgilenmek değil, hasta olmamasıyla da ilgilenmek gerekiyor. Bu hekimlikte hep tedavi edici hekimlik ön plana çıkar. Bir hastalığı tedavi etmek. Bu klasik, hasta olduktan sonra tedavi etmek, bunda başarı göstermek güzel bir şey ama ondan daha önemlisi bir önleyici hekimlik var. Bu hastayı erken tanı koyup, hasta olmadan yakalayıp tedavi etmek, bu da güzel ama daha önemlisi, daha güzeli koruyucu hekimlik, hasta olmaması için çalışmak. Şimdi de bu psikolojide de kişinin ruh sağlığının bozulmaması için çalışan bir alan bu. Bunun için mutluluk bilim olarak da tanımlanıyor. Yani kişinin nasıl mutlu olmasını sağlayacağız. Psikolojik sağlamlık olarak da tanımlanıyor. Bu çerçevede pozitif psikolojiyi ele aldığımızda kişinin hatta bize bazen ruh sağlığıyla ilgili bir hastalığın var mı diye insanlar geldiğinde en zor şey bir insana hasta demek. Pardon, sağlam demek. Hastalığı var mı diye bir testlerden geçiyorsun, tanıyorsun ama sağlam demek için şu da yokmuş, bu da yokmuş, bu da yokmuş diye devamlı her şeyi tarayıp ondan sonra bu sağlammış demek en zor şey. Bunun bilimsel standartların ölçülerini belirlemek gerekiyor. Bu pozitif psikoloji bununla uğraşıyor ve pozitif psikolojinin bir metodolojisi incelendiği zaman şu anda, yani sistematiği incelendiği zaman şunu görüyoruz, o psikolojik sağlamlık ve mutluluk bilimi olarak mesela bilimsel referanslardan birisi duşan gülümsemesi olmuştur. Duşan gülümsemesini içinizde muhakkak konuda ilgilenenler biliyordur. Kanadalı bir psikolog bunu buluyor. Yüzümüzün, gözümüzün iki tarafındaki çizgiler var, dudağımızın ve gözümüzün. Bu çizgiler normalde %50'si yukarı doğruysa bu çizgilerin, bu duşan gülümsemesi kabul ediliyor. Bu kişilerin de boşanma ve yaşam araştırması yapılıyor. Ortalama 8,5 yıl daha uzun yaşamış bu kişiler. Ve boşanmaları daha az. Yani duşan gülümsemesi de hep böyle pozitif, hep mütebessim kişiler bunlar. Hep böyle daha çok pozitif, olaylara daha pozitif bakabilen, pozitif psikolojinin tanımlaması içerisindeki kişiler. O halde insanın yaşamında yani mutlu olmayı başarabilmek birinci standart. Bu mutlu olmayı başarmadan bir insanı hep onun ruh sağlığını korumak gibi bir iddiamız yeterli olmaz. Hatta
bir insan depresyona girmemesi için ya da depresyona girmiş bir insanın depresyondan çıktıktan sonra tekrar depresyona girmemesi için neler yapılabilirle uğraşmaktır pozitif psikoloji. Yani bu nedenle pozitif psikolojiyle uğraşmak kişinin hasta olmaması için bununla ilgili bilimsel standartlar geliştirmek aslında. Psikolojiyi hep böyle duygu, düşünce, davranış 3D olarak tanımlarız. Pozitif psikolojide bu buna bir 4. D eklendi. Duygu, düşünce, davranışa değerler eklendi. Yani bir insanın değerleri, bu kültürler burada önemli. Çünkü yerel olmadan evrensel olamıyorsunuz. Yani bir insanın kişiliğini değiştirerek bir insanı mutlu edemezsiniz. O kişinin kişiliğini, kimliğini olduğu gibi kabul edeceksiniz. Ondan sonra onun nasıl mutlu olacağına bakacaksınız. Yani onun değerlerini değiştirmek gibi bir iddiayla girdiğin zaman onun DNA'sını değiştirmeye çalışmak gibi. Bunun muhakkak sonu olmayacak bir durumla karşılaşırız. O kişinin temel kültürel değerlerini, kişilik değerlerini tanımlamak. Bunun için psikoloji hep böyle üç kelimede özetlenmiştir. Akıl, beyin, kültür tarzında. Bu üçünü bir arada tutabilmek. O kişinin kültürel değerlerini. Şimdi Seligman pozitif psikolojiyi tanımladığı zaman bakıyorsunuz. Mesela orada bir şey söylüyor. Otantik mutluluk diyor. Yani otantik mutluluktan kastedildiği nedir? Kişinin her şartta mutlu olması. Yani şunun da sahip olayım, mutlu olayım, bunun da sahip olayım, mutlu olayım tarzındaki bir mutluluk değil. Kişinin hapiste de olsa mutlu olması, sarayda da olsa mutlu olmayı başarabilmesi. Her şartta mutlu, saf mutluluk, halis mutluluk olarak geçer. Bunu bir kişiye öğretmemiz gerekiyor. Yoksa şuyum, hatta bana böyle bir varlıklı bir ailenin den hanımefendi gelmişti bana. Bir gün şöyle söyledi. Ya dedi, havuzlu villam var dedi. Pırlanta yüzüklerim var dedi. Spor arabam var dedi. Her şeyim var, gene mutlu değilim dedi. Aslında sorunun cevabı kendi söylemlerinin içinde. Yani mutluluğu öyle tanımlıyor ki şuyum olsun mutlu olayım, buyum olsun mutlu olayım. Halbuki mutluluk şarta bağlı değildir. Kişinin kendi içinde kendi dış nedene bağlı mutluluk, mutluluk değil. İç nedene bağlı mutluluk olabilmek kişinin. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrendiği zaman mutluluk biliminin ilk temelini atmış oluyor. Ve bu otantik mutluluk tanımı böyle. Aynı şekilde iyimserlik burada tanımlaması da var. Temkinli iyimserlik de denebilir. Yani şimdi iyimserlik üzerine yapılan araştırmalar var. Bazı iyimser insanlar erken ölüyorlar, uzun yaşamıyorlar. Peki o zaman iyimserlik de çok sağlıklı değil. O halde temkinli iyimserlik, yani ya bana bir şey olmaz abi deyip hijyene dikkat etmezsen bu iyimserlik değil. Yani kişinin sağlığına dikkat etmeden yaşaması, hijyene dikkat, temizliğe dikkat etmeden yaşaması iyimserlik değil. Yani kişinin temkinli bir iyimserliğinin olması, mutluluk biliminin o iyimserlik ayağındaki o esnek iyimserlik olarak tanımlanan, Seligman esnek iyimserlik tanımladığı iyimserlik de muhakkak şeye göre, yani kişinin iyimserlikteki bir hedefi vardır, ona göre iyimser olması. Yoksa bir yüzünü çevirmek, birisi yüzüne tokat vurduğu zaman öbür yüzünü çevirmek tarzındaki bir iyimserlik değil. Ve muhakkak insanın ruh sağlığıyla ilgili yaklaşımları bu meslek dışı kimselerin, merdiven altı yapan kimselerin, işte NLP gibi, kişisel gelişim gibi, yaşam koç gibi kişilerin elinden alarak mutluluk bilimini psikoloji profesyonellerinin, insan ruh sağlığı profesyonellerinin yapabilmesi için pozitif psikolojiyi bilmesi gerekiyor. Bunu bilmezse, yapmazsa, şimdi bir yasa şey vardır, Pasteur'ün bir sözü vardır. Doğa boşluğu kabul etmez. Yani bir yerde boşluk varsa siz doldurmazsanız bir şey birileri gelir doldurur. Bu sefer nasıl oluyor? İşte NLP gibi yahut da çeşitli yaşam koç gibi kişi, yani bir insanın dişi ağrıyor. Dişini diş hekimi bulamazsa gider berber de çektirir dişini. Siz bir insanın ruh sağlığıyla ilgili bir şey yapmazsanız, ben sadece hastalıkla ilgileniyorum, koruyucu ruh sağlığı yapmıyorum derseniz birileri gelir o boşluğu doldurur. Bunu önlemek için de muhakkak yani bunun bilimsel standartlar içerisinde pozitif psikoloji çalışmalarının yapılması gerekiyor. Çünkü pozitif psikolojide bir insanın
negatif yönlerini yok saymayı önermiyor. O yaşam koşulları ya da NLP'yi başarı tekniği olarak NLP işe yarıyor ama yaşam ruh sağlığını koruma tekniği olarak sakıncalı. Çünkü NLP ile uğraşan kişilere bakıyorsunuz, kendini beğenmiş tipler ortaya çıkıyor. Ben NLP ile ilk rast karşılaştığım zaman o kurslara gidiyorlar, ben neymişim ya diyor. Bu sefer NLP eğitiminden sonra eşini beğenmiyor, boşanmaya kalkıyor. İş yerini beğenmiyor, iş yerini terk ediyor. Alçak dağları ben yarattım gibi dolaşan insan tipleri doğuruyor NLP'ci. Halbuki insan olumlu ve olumsuz yönlerden oluşan bir varlık. Olumsuz yönlerini yok sayarak mutlu olamaz. Olumsuz yönlerini de kabul ederek mutlu olması önemli. Bunu da mutluluk bilimi bunu da öğretiyor. Hatta mutluluk bilimi pozitif psikolojinin bugün de konuşulacak herhalde. Nörobiyolojisinin ortaya çıkması aslında mutluluk biliminin, pozitif psikolojinin bilimsel kanıtı olarak ortaya çıktı. Yani insan nasıl mutlu olur tarzında. Ve son yıllarda bir hormon keşfedildi, oksitosin biliyorsunuz. Ona işte aşk hormonu da diyorlar, bağlanma hormonu da diyorlar. En çok anne sütü emzirirken salgılanıyor, anne sütünü. Ve bu oksitosin hormonu maymunlara verildiği zaman erkek maymunlarla eşiyle daha çok ilgileniyor. Ve tüylü şeylerle daha çok ilgileniyor. Annelik emzirme esnasında salgılandığı için bağlanma hormonu şiddetli bir bağlanma ortaya çıkarıyor. Bu sadece insanda değil, bütün canlılarda var. Ve bunun spreyi çıktı şimdi. İsviçre'de satılıyor. Ya eşinize gece yatmadan önce sıkın diyorlar bununla. Şimdi oksitosin hormonu ve ilaç olarak da herhalde gelişecek ama oksitosin hormonu en çok ne salgılıyor biliyor musun? Doğal olarak dokunmak salgılıyor. Fiziksel temas, insana sarılmak salgılıyor. Yani çocuğuna sarıldığın zaman annede oksitosin salgılanıyor. Eşine sarıldığın zaman salgılanıyor doğal olarak. Yani dışarıdan yapay olarak almaya lüzum yok. O fiziksel temas dediğimiz, dokunma dediğimiz, sarılma dediğimiz, kucaklaşma dediğimiz, bizim kültürümüzde musafaha olarak geçen sarılma aslında vücudumuzda doğal oksitosin salgılayan bir durum. Ve Seligman'ı incelediğimde ben şunu görünce şaşırmıştım. Sanki Mevlana'yı almış, sistematiğini geliştirmiş. Aynı bize doğu bilgeliğini pozitif psikoloji olarak tekrar bize pazarlıyor. Mesela empati orada geçen kelimelerden birisi. Empati bizim kültürümüzde diğergamlık olarak geçiyor. Biz diğergamlığı unutmuşuz. Empati olarak tekrar almışız. Hatta şey için antidepresanlar için söylenir. Mesela Prozac çıktığı zaman şu anda Manhattan'da ABD'de kanalizasyonlarda uyuşturucu araştırmalar yapıyorlar. Hangi bölgede hangi uyuşturucu kullanılıyor diye ölçümler yapılıyor. O ölçümlerde birçok yerde artık antidepresan bulunuyor. Antidepresan metabolitmanı kanalizasyonda bulunuyor. O kadar çok kullanılmaya başlandı. Yani insanlar mutlu değil, zengin, varlıklı ama mutlu değil. Bunu gidermek için ya esrar uyuşturucu kullanıyor ya da antidepresanlarla rahatlamaya çalışıyor. Geçenlerde bir iş adamıyla karşılaştım. Antidepresan ne zaman alıyorsun dedim. Belediyede iş takibine giderken alıyorum dedi. Yani insanlar böyle günlük hayata antidepresanı fazla o derece kullanmaya başladı. Bu çözüm değil tabii. Yani o antidepresan öyle rastgele kullanacak, Ayşe Hanım, Fatma Hanım tavsiyesiyle kullanacak bir şey. Sonuçta ilaç, her ilaç bir kimyasal silah. Yerinde kullanılırsa o işe yarıyor. Ben bu kongrede özellikle Tayfun Hoca'ya ve İnsan Toplum Bilimleri Dekanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir hazırlık yaptılar, güzel bir çalışma yaptılar. Hatta kongre bittikten sonra da yarım bırakmayıp hemen güzel bildiriler var baktım. Yani çok emek verilmiş. Kitap haline getirip Üsküdar Üniversitesi yayınları arasında çıkarabiliriz. Bunu ben bütün katılımcılara, yurt dışından gelen misafirlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.